Bugün kaç idi ya? Bugün 23. 23 mü? 23 Ağustos. Aha. İzleyen herkese selamlarımızı yolluyoruz. 23 Ağustos 2024. Neredeyiz? Galgia. Düzköy. Galgia eski ismiyle. Yeni ismiyle Gürgen Dağı Mahallesi'ndeyiz. Yayla Şenliği tanıtım geçesi diye bir organizasyon yaptılar. Bizleri de çağırdılar. Erkenden geldik. Gelmişken izle bak. YouTube kanalı sahibi Taner hocamızla beraber Galgia'nın caddelerinde geziyoruz. Ha, burada yukarı çıkmıştık. Evet. Buraya birkaç ay önce yine gelmiştik. Şuradan yukarı biraz çıkıp tekrar aşağı dönmüştük. Orayı paylaşmıştım. Bir tane. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Bizi takip eden bir ablamız tam bizim orayı gösterecektiniz. Geri döndünüz diye yazmıştı. Şimdi oradan biraz daha yukarı çıkacağız. Umarız o ablamızın bahsettiği yeri göstermiş oluruz. Aha bak buradan aşağı gençler geliyor. Azıcık konuşabilir miyiz sizle? Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Şöyle. Tut abone bakalım mikrofon. Oğlum ev gidiyorum. İsmin ne? Kerim. Oran oynamayı biliyor musun? He? Oran oynamayı biliyor musun? Evet. Ver bakalım senin ismin ne? Yunus Emre. Yunus Emre. Bu geçenki nereye gidiyorsunuz? Festival. Seninle konuşmuştuk geçen biz değil mi? Hı. Valla. Senin ismin ne? Mehmet Barış. Sen nereye gidiyorsun? Kaçma. Festivale. Bak bunlar kaçıyor. Biz de biraz sonra oraya geleceğiz tamam mı? Bize horon oynamayı öğreteceksiniz tamam mı? Abi düğünün var mı? He? Pazar oldu mu? Yaptı sizi bekliyordur orada koş. Evet. Yürüme işi kolaylaştı ya. Evet. Otostopla abimiz aldı bizi. Aslında bu taksi almış oldu bizi. Evet. Birinci Gürgen Dağı Yayla Şenliği tanıtım gecesi 23 Ağustos 2024 Cuma günü Gürgen Dağı'ya geldik. Kayıttayız değil mi? Evet. Kim var bu akşam? Tanıtım gecesinde Ali Alkurt, İsmail Cumhur, Gökhan Sağgül, Beyaz Babuşçu, Hüseyin Demir, Sinan Aktaş, Murat Tosun, Batuhan Turan, Emre Alay, Fatih Babuşçu, Onur Demir, Caner Aktaş ve Abdullah Tosun. Onların sahnesini bu akşam görüntüleyeceğiz. Son durağa da geldik. Çok teşekkür ettik. Burada da bir geniş alan var. Epey yukarı geldik ama. Evet. Dumana yaklaştık. Trabzon'da yükseklere, dağlara çıkmanın en güzel yanı biri temiz havaya kavuşuyorsun. Biraz nemden, sıcaklıktan kurtuluyorsun. Şu an benim vücut bayağı bir rahatladı Halit abi. Yani şey, rutubet yok ya. Hele de böyle fındıklığın altından çıkınca. Şöyle köylerde şöyle çok katlı evler benim ne bileyim biraz yakışmıyor ya. Köy dediğin zaman en fazla iki kat olması lazım. Göz zevkine de hitap etmiyor tabii de. Biraz şeyden galiba. Genelde bizim o tarafta da var. Almanca olanlar bir tane daha yazın geliyor. Beş kat yapıyor onu. En birinci katta. Bir odada bir hafta kalıp gidiyor. Yani. Geri kalan çürüyor orada. Bayır alanlarımız çok olduğu için ev yapmaya müsait alan da az oluyor. Böyle bir düzlememiz ev yapmak için müsait alan bulan hemen 3-4 kat binayı dikiyor. Sana buranın alana düz alan epey var ya. Evet düzdü Gürgen Dağı'da. Şu alan bayağı bir düz. Öyle ki bir düz ki şu an sahnenin yukarısına çıktık. Sahneyi görmemiz mümkün değil düzlükten dolayı. Fasulyeler var. Bakalım nereye gidiyoruz? Böyle bir ara sokak.
şenlik alanında da İsmail Cumhur son klibi çalıyor. Birilerini bulup da sohbet etsek biraz ya. Evet, buraları bize tanıtsalar. Onlar. Selamünaleyküm. Sağ ol, sağ ol. Bizi de al diyor. He? Bizi de al diyor. Ya aslında oraya gelmeye niyetlendim ama dedim herhalde. Nerede tanışmıştık? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Yani program akşam başlıyor, sen hoş geldiniz. Köyü mü bir tanıyalım dedin. Keçek. Biz buraya geçen bir geldik. Buradan biraz yukarı kadar geldik, döndük aşağı. Birisi yazdı bana, tam bizim orayı gösterecektin, geri döndün. Ha, orası da işte bizim mahalle. Siz mi yazdınız onu yoksa? Yok, birisi yazdı. Tam bizim oraya gösterecektin, geri döndünüz dedi. Şuradaki evler bizim evler. Oraya kadar çıktın. Buradan aşağı geldin bir sefer. Ödeye döndün. Buraları çıktın. Yok, buraya şöyle. Buraya ilk defa geldim. İlk aşağıdan yukarı geldim, döndüm. Üstten aşağı falan hiç gelmedim buraya. Şuradan geri döndüm. Tamam. Tamam. Oturuyorsunuz ha? İstanbul'dayım da sana ben yer yer takip ediyorum, yazıyorum. Eyvallah, sağ olun. İsim neydi? Benim ismim Bagi Gülle. Tamam. Bu köyün Temlak'ın eski başkanı. Bu bölgedeki temlak işleriyle ben uğraştım uzun yıllar. Tamam, yani, bu yayla şenliği tanıdım gecesi. Bakalım ne? İlginç geldi bize. Yani, nasıl bir şey planlandı? Çocuklar çok geniş bir toplandı ya, bu fikirleri böyle çok detaylı olgunlaştırmadılar. Dar zamanda bir karar verdiler. Yoksa bu uzun vadede daha geniş, daha... Yaylada mesela akşamdan yaylada da yapılabilirdi. Çok daha güzel olurdu aslında. Mutlaka yapılabilirdi. Bizim yaylaya çıkmışsan orada... Biliyorum oraları. Konefter üstü var. Tabii tabii. Konefter üstü. Konefter üstünün özelliği de Düzköy, bizim köy, Çiğdemli, Alaz'da orada saat 2'ye kadar orada şenlik yaparlar. Ondan sonra Honefter'e gider, orada da bir horondur adar, dönerler. Çünkü akşamdan ama serin, daha güzel oluyor mesela. Honefter'de yandık çıktık yani, yani oraya gittiğimiz aynen. Pişman bu oldu sene böyle. Çok sıcak. İnşallah. Biz şimdi o Sarbiye tarafı var. Düzgöy'de bizim arada çok geniş bir alan. Aynı son derneğe gibi. Yer müsait, çocuklar gerekli yazılışmaları yapacaklar. Çevre düzenlenmesi, suyunu, lavabolarını hazırlayacaklar. İnşallah seneye güzel bir etkinlik yapacağız. İnşallah. Kanal hocamızın da izle bak diye YouTube kanalı var. Takip edebilirsiniz. Çok daha güzel videolar da orada var. Kanalı YouTube izle bak. İzle bak. Tamam, onu da gör. El salla bakayım. Salla ya. Kalıp seni ben sallam. Maşallah ya. Böyle el salla, tamam. Zorlama. Alış. El sallamış kadı oldu. Dayan el sallıyorsun. Biz dolaşalım biraz, orada görüşürüz tamam, o zaman. Tamam. Evet, kısa bir röportajdan sonra yürüyüşümüze devam ediyoruz. Kanallarımızın bilinirliği var. İzleyicilerimiz İstanbul'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar. O çaydan biz de istiyoruz, öyle yok yolun üstünde çay tek başına hiç bak. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. He? Diyorsanız demez. Şaka yapma, şaka. Hoş bulduk. Niye var mı? Niye? Hoş bulduk. Kim tanıyamadık? Sosyal medyada içerik üretiyoruz da bize Erdoğan Çubuk Çağrı Tabat etti abi, geceye geldik biraz köyde dolaşalım dedik. İyi yap. Kamera çekiyor bu arada. İyi, kolay gelsin. İsim neydi? Kemal Gülle. Gülle, eyvallah, sağ olasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Kamera çekiyor ya, sallayabilirsiniz. Facebook'ta Koryana Seyir Defteri, YouTube'da izle bak. Koryana Seyir Defteri. Şey için geldik. Şenliğe geldik. Camimiz orada. Cami alttan üstten onu çözemedim. Giriş buradandır. Şurası lojmanıdır büyük ihtimalle. Üstten de bir yol var. Herhalde üstten alttan gidiyor. Hep güneş enerjisi var. Paneller var. Kalgiya sokaklarında dolaşıyoruz. Kalgiya akşamları bir başka oluyor. Caminin yolu herhalde üstten gidiyor. Camiye gidiyor mu buradan? Camiye geçiliyor mu buradan?
Evet, burada hayvancılık devam ediyor. Az da olsa. Tadımlık ya. İnekleri görmesek de kokularını duyduk. Ayva ağacı var. Ayva bizim orada olmadı. Bak burada var. Ayva, ceviz bu yıl Akçabat'ta. Burası herhalde merkezi falan değil. Burası mahalle. Hiç takip etmeye gerek yok. Zaten değişik. Vallahi Yusuf abimiz bizi yakaladı. İlle armut ikram edeceğim dedi. Biz de hayır diyemedik. Diyemeyiz de zaten. Kendisi İstanbul'da. Geçen sene gelememiş, bu sene cenaze dolayısıyla geldin değil mi? Evet. O muhtemelen cenaze olmasa yine gelemeyecektim. Evet, bahçeyi yapmışsın sen burada, maşallah diyelim. Ne, orak armutu mu o? Armut diye gitsin ha. Bahçe armutu bu ya. Sirke mi, sirke mi? Orayı alır. Hmm. Şu güzelliğe bakar mısınız ya, maşallah ya. Eyvallah. Rabbimizin nimetleri. Dallara yüklenmiş ya. Maşallah. Sen öteki tarafı iyi ettin almakla ya. Ama orayı da meyvelendir ya. Ayvalarda bak ne güzel var maşallah. Her şey. İstanbul'da ne iş yapıyorsun sen abi? Yemekler. Şu Trabzon eski belediye başkanı Murat Özlüoğlu var ya. Hı hı. Öyle mi? Tabii şu an Ahmet Nedin genç. Hmm. Burası pek yararlı. Gençler seviyor musunuz köyü? Çok. Ne kadar çok? Çok. Okulum burada olsa burada yaşarım. Bak görüyor musun? Emekli olup buraya geleceğim. Ne kadar var emekliliğe? Sen hiç emekli olan bir kuş gördün mü hayatında? Yok. Emekli diye bir şey yoktu. Sürekli çalışacaksın ya. Başım. Maşallah. Başka hepsi. Yüksek mertebe. Demin git. Konuşunuz sen bu yazı. Tam oturduğunuz zaman nokta bir şeyler alırmışsın ha. Oluyor, günübirlik gidip geri kaçıyorum oradan. Hı? Günübirlik İstanbul'a gidip geri kaçıyorum. Nereye gidiyorsun? İş için abi, şirkete. Ya Taner hocam bak, minibüse evet. Bindik. Buraya çıktık. Bunları yememiz gerekiyor. Nasıl bir meyvesiniz? Bizim üst üs var ya, üst üs. Orada bizim çok büyük bir meyve var. Hep armutla kalın konuşuyoruz. Çok güzel ya. Adam olursak, adam olursak. Olacağız yani, o gibi kalabalık. Evet. Ben yaylada da bir ev yaptım. Çok. Yani gene misafir yaylada. Bir de misafir gel. Ya köy işi, hava temiz. Vücudumuz rahatladı. Şehrin ama sıcağından şeyden. Herkes aynı da, hepsi, köyde boşalıyor. Hepsi. Bizim akraba hepsi o kalabalık cadde var. Hep orada, hep koyuyor. İstanbul'da. Doktor.
Emniyet müdürü. Şu mezara fark ettin mi? Beyuk niye yazıyor ona? Lakabı öyle. Öyle mi? Şu rahmetlinin Beyuk lakabı mıydı? En yaşlı bu ölmüş. Öyle mi? Heh. O yüzden Beyuk yazdılar ona. İlginç ya. 90. Normalde çok yaşlı da şeyde yanlış yazıyor. Hmm. Annen alalım. Bak biz oraya gidiyoruz, orada görüşürüz. Tamam. Görüşürüz abi. Memnun oldum. Teşekkürler. Siz gördünüz ya. Eyvallah. Armut bir numara Halit abi. Vallahi sorma ya. İşte rızık böyle bir şey ya. Allah ikram edecek ya. Bak burada eski ev, bak ahırı vardı altta. Yıkıldı gitti. Evet. Bak her eski evlerin kapılarında mutlaka meyve bereketi vardır. Hep dikiliyordu. Yeni dönemde öyle bir şey yok. Doğru, meyve var. Bizde de hani. Pis, 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 pis. Sen ne yapıyorsun burada? Bu da Kalgia'nın kedilerinden. Aha, yavruları da orada. Nerede? He, onlar arkadan geliyor. Annesi önden gözlem yapıyor. Oğlum siz de mi İstanbul'dan? He? Hep İstanbul'daymış buranın halkı. Kedileri de diyorum acaba İstanbul'dan mı getirdin? Yok ya. Evsiz kediye dışarı salamazlar burada. Ama altyapı sorunu var gibi Halit abi. Yok, güzel ya, köy burası. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Koryan abi. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben seni takip ediyorum. Kamerayı çevirsem sıkıntı olur mu? Yok. Seni çekmeyeceğim, seni çekmeyeceğim. Sen kaçma. Sen daha aşağıya kadar geldiniz, döndünüz. Ya birisi bize yazdı ki tam bizim eve gösterecektin ki oradan geri döndünüz diye. O yüzden çıktık işte, buradan yukarı. Eski selamlar da var orada, köşede. Aha. Evet. Hayır. Ben seni takip ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Yok, sen çekmedim seni, yok orada. Sesim çıktı. Şu an çıkıyor sesim, konuşursan çıkar. Hadi benim sesim, hadi. Orada görüşürüz, orada. Görüşürüz. Eyvallah, sağ ol. Sesim çıktı. Şalbazan'da böyle bir şey olma ihtimali var mı? Yok. Bu taraflarda öyle bir şey var. Ya bir çıksan kamerada ne olur ya. Doğal bir... Sesini zaten kim tutar? Köy insanısın, ne olur yani ya. Aşağıda ses sistemini ayarlıyorlar. Şimdi Mısır'daki güzelliğe baksanıza nasıl dans ediyor. Şu karşıda da ilginç bir ev var. Uzunlaması. Gördün mü? Aha. Ablamız gelsin. Serenler bura mıydı? Nereye çekmiştik geçen gün? Şurada, şurada. Eski ev var diyor orada. Şuraya kadar geldik, oradan geri döndük. Evet. Arabalar yoğun olarak geliyor. Kalabalık olacak ama okulun önü o kalabalığı kaldıracak. Avukattaki çimene attılar, ne olur oraya baksana ya. Tam yeri ya. Yani. 10 numara. Az önce abimizin bahsetmiş olduğu Serender burası. Ama tabii bunun çok daha orijinalleri başka yerlerde var. Bu da bayağı eskiye benziyor. Thank you.
mis gibi tarla kokuyor buralar. Evet, şenlikle göreceğiz de böyle bir video çekelim dedik. Şenliklerden de ayrı güzel videolar sizlerle paylaşacağız. Taner Hocam bir el sallayalım, bu işi burada bitirelim. Görüşmek üzere yeni videolarda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hızlı hızlı söyle. Çıtır çıtır lahmacun abi. Patron çıldırdı, 60 liraya lahmacun satacak. Sotalı ayranı söylemedin. Ayranımız da var, köy ayranı. Sotalı ayran. Şurada lahmacunumuz var efendim. Sıcak sıcak çıkacak. Abi bunu paylaştığım adama sen nerede burada lahmacun alacaksın senden abi ya? Abi biz her yerdeyiz. Her yerde. Her yerde. İsmini söyle. Yusuf Bıyıklı. Lahmacun sarayı. Evet. Mustafa Karadağ öğrenci yurtta çalışıyoruz hocam biz. Hmm. Ben orada aşçıyım. Aşçı olarak çalışıyorum. Kursal lahmacun yapıyoruz. Çocuklara bir katkımız olsun diye. Çok güzel. Şöyle bir etkinlik yapıyoruz. Evet. O da yürüyüş olacak. Oraya geçeyim, gelirim geri yanına. Tamam, abi, teşekkür ederiz. Siz de onu buyurun.